Nuh tufanı kıssasındaki bilimsel gerçekler Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. İçlerinde 50 yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Hazreti Nuh peygamber olarak gönderildiği kavmine Allah a şirk koşmadan iman etmeleri ve sapkınlıklarından vazgeçerek Allah'ın dinine uymaları konusunda uzun seneler öğüt vermiştir. Kavmini Allah'ın azabına karşı birçok kez uyardığı halde onlar Hazreti Nuh'u yalanlamış ve şirk koşmaya devam etmişlerdir. Bunun üzerine Allah Hazreti Nuh'a inkar edip zulmedenlerin suda boğularak azaplandırılacağını ve iman edenlerin kurtulacağını haber vermiştir. Kur'an'da Nuh kavminin helak edilişi ve iman edenlerin kurtuluşu bir ayette şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Allah'ın vadi olan azap vakti geldiğinde gerçekleşen olaylar Kur'an'da şöyle tarif edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki: Her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Okuduğumuz ayette azap vaktinin başlangıcı tandır feveran ettiği zaman olarak tarif edilmektedir. Tandır olarak çevrilen kelimenin Arapça karşılığı eten nurudur tandır bilindiği üzere yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırındır ve bu yönüyle dağın içindeki volkanik ateşe işaret etmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Ayetin Arapçasında fare olarak geçen feveran etme ifadesinin anlamları ise kuvvet ve şiddetle kaynadı, şiddetli yandı, kabarcıklar çıkardı, kaynayıp taştı, köpük çıkardı, fışkırdı şeklindedir. Dolayısıyla Tandır'ın feberan etmesi ifadesi bir yönüyle dağ içindeki kızgın lavların püskürmesine işaret etmektedir. Bir başka ayette ise Hz. Nuh'un gemiye binme vakti Tandır kızışınca ifadesiyle bildirilmektedir. Bu da volkanik patlamadan hemen önceki dağdan yükselen sıcak dumanlara işaret ediyor olabilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Böylelikle biz ona gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca onun içine her ikişer çift ile içlerinden aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında olan aileni de alıp koy. Zulmedenler konusunda bana muhatap olma. Çünkü onlar boğulacaklardır diye vahyettik. Volkanik patlamanın ardından akan kızgın lavlar dağdaki buzulların erimesine yol açmış denizlere akan lavların neticesinde oluşan soğuk ve sıcağın birleşmesinden ortaya çıkan yoğun su buharı da şiddetli yağmurlara sebep olmuş olabilir. Bu olayların sonucunda seller olmuş ve yerdeki su kaynakları şiddetli yağmurlarla birleşerek dev boyutlu bir taşkına sebep olmuş olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz bardaktan boşanırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık derken su takdir edilmiş bir işe karşı birleşti. Ve onu da tahtalar, çiviler üzerinde taşıdık. Hz. Nuh'un gemisine binmiş olanlar dışında Hz. Nuh'un yakınındaki bir dağa sığınarak kurtulacağını sanan oğlu da dahil olmak üzere tüm kavim suda boğulmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde yüzüyorken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum Bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Oğlu dedi ki, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur. Dedi ki, bugün Allah'ın emrinden esirgeyen olan Allah'tan başka bir koruyucu yoktur. Ve ikisinin arasına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Tufan sonucunda sular çekilince gemi Kur'an'da bildirildiğine göre Cudiye yani yüksekçe bir yere oturmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Denildi ki, Ey yer suyunu yut ve ey gök sen de tut. Su çekildi, iş verdi. Gemi de cudi üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da uzak olsunlar denildi. Dağların lav püskürtmesi bir süre sonra durduğunda hava yeniden soğuyarak eski dengesine oturmuş, sular yer altına çekilmiş, bir kısmı da gökte su buharı olarak kalmış olabilir. Suların bu şekilde dengelenmesi sonucu yeniden normale dönüş olmuştur ayette bildirildiği gibi Allah'ın yere suyunu yut, göğe de tut emrini vermesi bu durumu en özlü şekilde tarif etmektedir. Arapça belea fiili ayette geçtiği şekliyle iblai kelimesi yutup yok et, çek anlamlarına gelmektedir. Yerin suları yutması ifadesiyle yeryüzündeki suların yer altına çekilerek bir yönüyle artezyen gibi yer altındaki su kaynaklarının oluşturulmasına dikkat çekilmektedir. Arapça akla fiili ayette geçtiği şekliyle akli kelimesi ise bulutların açılması, dağılması, yağmurun kesilmesi, bir işten vazgeçilmesi ya da terk edilmesi anlamlarına gelmektedir. Bu ifadeyle de bir yönüyle lavların püskürmesi durduktan sonra havanın yeniden soğuması, gökteki su buharı miktarının dengelenerek yağmurun kesilmesi ve yağmur bulutlarındaki kalan su buharının da gökyüzüne dağılması tarif edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Bilimsel açıklamalarla birebir örtüşen bu olaylar zincirine Kur'an ayetlerinde en hikmetli ifadelerle işaret edilmektedir. Coğrafya, jeoloji, meteoroloji gibi pek çok bilim dalını kapsayan bu bilgiler Kur'an'ın bilimle uyum içerisinde olduğunu gösteren delillerden sadece biridir.